Elenmeden önce Merve Aydın'ın yaptığı bir hata mı ya da değil mi? Bu da tartışmalara neden olmuştu. Çünkü Aleyna Çalışkan'la bir oyununda bir kural hatası yapıyor. Ondan sonra da benim bunu yapmamı Aleyna için, onu yenmek için yapmama gerek yoktu diyor. Bu da tabii hem kırmızı takım arasında hem mavi takım arasında bir sürü konuya neden olmuştu. O anları izleyelim. Adem'in ve Sema'nın yorumlarını merak ediyorum. Acun Bey, bilerek uyanıklık yapmadım. Yapsaydım da yaptım derim yani. Tamamen refleks olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın, ne diyeyim bilmiyorum. Hani 5 aydır buradayım. Hani bugüne kadar böyle bir şey de yaşanmadı. Siz de biliyorsunuz. Evet. O yüzden yapmış olduğum bir hatayı da yapmadım demem. Dediğim gibi refleks olarak öyle bir şey yapmışım. Ama bunu avantaj sağlaması için özel geliştirdiğim bir şey değil bu. O anlık olmuş bir şey. Uyanıklık yaparak karşı tarafa öyle bir şey, hani üstünlük sağlama gereği duymadım. Zaten yani bilmiyorum işte, bu zamana kadar yapmadım. Evet. Biliyorsunuz, siz de beni biliyorsunuz. Hayır, ben şimdi benden yana sen sakın bir problem yaşama. Sen bilerek yapmadım dediğin zaman benim için bilerek yapmadın zaten. Yok, bilerek beni yapmadım. Yani ikna etme. Ben burada daha önce de söylediğim gibi bütün yarışmacılarıma sonuna kadar güvenirim. Yarışmacımızın ifadeleri benim için geçerlidir ve bir tereddütümde yok. Bilerek yapmadığını, bunu bir refleks olarak geliştirdiğini ben de düşünüyorum. Özel bir şekilde geliştirmedim deyip birincisi arkama düştü. Buna bağlandıysa özel bir geliştirmedir. Aleyna Çalışkan'ı yenmem için özel bir şey geliştirmem gerekiyordu. Kusura bakmayın. Niye? Herkese hakkını vereceksin. Kimseyi küçümsemeyeceksin burada. Küçümsemiyorum. Aleyna Çalışkan'dan çıkar. Ama sayısını alır. Çok mu üstüsün Aleyna Çalışkan'dan? Birebir geliyorsun. Ya, ne demek tabii, ya? Tabii. Ben özellikle bir şey yapmadım. Ego ben Batuhan'a cevap vermiyorum. Ya Acun Bey, karşı tarafta takım dalga geçme üzerine kurulmuş. Benim için sizin görüşleriniz önemli. Siz beni tanıyorsunuz. Ben bilerek bir şey yapmış olsaydım da yaptım derim burada. O kadar da yürekli biriyim. Demedim. Ya bilerek bir şey yapmadım yani. Hatta görmek de istedim, hani hangi bilinçle yaptım, neyle yaptığımı da anlamadım yani. De geliştirmiş olsam Doray'la takıla takıla herkes dalga geçmeye başladı. İkincisi, arkadaşlarım bana şey dedi mesela, öne doğru uzat falan, ne yaptığımı bilmeden yani vurdum. Öne gitmesi için o an refleks olarak bir şey olmuş yani. Batuhan söz istiyor, konuşabilirsiniz. Bilerek yapmadığım kısımda takıldım şimdi de. Yani o sarmaşık falan değil, 20 tane de ip yok. Yani o küçücük bir ipe ancak bir avucun sar zaten. Bir şekilde parkuru haksız bir şekilde kısaltılmaya çalışıldı. Bu kadar basit. Aleyna. Acun Bey, Merve galiba Dora'yla takıla takıla böyle aşağılayıcı küçümseyici konuşmaya başlamış. Ay, kadar, yemin ederim başa ya. Baş geliyoruz direkt ama atışlarda problem oluyor. Aleyna söylediği kelime yani bence direkt... Yani başa baş geliyoruz, yani. Atışlarda sadece problem oluyor. Böyle söylemesi beni kırdı. Geliştirmeme gerek yoktur yani. Ben Aleyna'dan kat kat üstünüm, Aleyna'yı saymıyorum. Aleyna'dan bir şey yani. Kat kat cümle tamamen... Buradan bu çıkıyor Merve yani. Aleyna'yı bu oyunda, Aleyna'nın bazı oyunları var. Gerçekten atışı benden iyi olduğu oyunu da var. Şimdi ama bu oyunda, Merve, bu oyunda ben karşı takımı ikna etme gibi bir derdim de yok. Onlarla öyle bir derdim de yok. İstatistiklerimize de açıp bakabilirsiniz Acun Bey. O konuşmada genel bir anlaşıldı. Ben karşı tarafı ikna etme gibi bir derdim yok. İkna etme zaten, benim oyunumda. Bu oyunda... Bu oyunda Aleyna Çalışkan'a atış, yani atış üstünüm de olduğunu düşünüyorum ki keza tekrar ettiğimizde zaten daha kısa sürede bitirdim. Benim için problem yok. Beni bilen biliyor. Kimseye de açıklama yapmak, karşı takımdan kimseye açıklama yapmak zorunda değil mi? Benim için önemli olan sizdiniz. Siz de zaten söylediniz gibi. Evet, çok konuşulan mevzulardan biriydi. Sema, sen de çok hakimsin konuya. Sen konuya hakim misin? İzledim evet. İzledin. Bu sahneyi izlemiştim. Bu sahneyi de izledin. Oyun alanındaki oyunu da izledin herhalde. Oyun alanını izlemedim, hayır. İzlemedin. Eğer ben rejiden tabii çok kolay değil. Şu an yeni bir stüdyodayız. Yani evet. Bir anda gelemeyebilir ama. Önemli değil. Onu da izleme ama şansı varsa. Ama genel anlamda Merve ile alakalı böyle söylediğini çok inkar edecek, yalan söyleyecek bir insana benzemiyor. Fakat ben çok doğru söyleyip de oraya gittiği zaman yalana başvuran insanları da gördüm. Çünkü oradaki o takımın içinde bulunman lazım. Yani bir şeyi iddia edebilmen için, çünkü bunu zaman zaman biz de iddia ettik ve ekranda izleyen insanlar hani ekranda yok dedi ama bunu hissetmen lazım. Yani Merve eğer onu yansıtmışsa, oradaki birileri de bunu hissetmişse, bunu söylemekte haklarının olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi iki takım arasında ben şöyle bir şey görüyorum. Artık eskiden biz kendi takım arkadaşlarımızla sorunlar yaşardık. Hani kendi takım içinde bölünmeler olurdu ama karşı takımla daha iyi geçinirdik. Farkındaysanız. Ya karşı takımın yarışmacılarıyla şakalaşırdık, oyunlardan önce konuşurduk. Yani oyun esnasında bir ciddiyet olurdu, bir rekabet olurdu ama sonrasında off the record hani çok görüşemesek de böyle bir sempatik bakardık birbirimize. Hadi görüşürüz falan gibi, herkes arabasına binerken.
Ama şu andaki takımlarda Acun abi de geçen gün açıkladı. Yani inanılmaz bir rekabet var ve karşı karşıya iki takım da mavi ve kırmızı olarak bir düşmanlık gibi bir yani birbirinin açığını yakalama, işte bazen haklı bazen haksız olmak üzere. Yani o açığı yakaladığı zaman bir şekilde rencide etmek, kötü göstermek de isteyebilir. Bu da gayet normal bir şey. Ama önemli olan burada yani Merve'nin yaptığı, kurduğu cümlenin yani yanlış tarafa çekilebilir mi, çekilmez mi diye düşündüğümüzde açıkçası çekilebilir yani. Evet, çekilebilir. Çekilebilir bir şey yani. Bu arada reji hemen o görüntüleri de ekrana getiriyor şu an. İşte Merve'nin o itiraz gelen oyunundaki kural hatası yaptığı yerler.